Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Şöhretler Karması 5'li TYT denemenin geometri çözümlerine başlıyoruz. İlk videomuzda ne yapacağız? İlk testin yani ilk denemenin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım ilk denemenin geometri çözümleri gelsin. 31. soruyla başlıyoruz. Açılmış ucunun üstten görünümü ikizkenar üçgen açılmamış ucunun üstten görünümü de dikdörtgen olan yani maviler dikdörtgen bunlar da üçgen hatta ikizkenar üçgen. Şöyle bir şekil konulmuş. Eş yapılar verilmiş ve kalemler bu şekilde konulduğunda açılar da burada şöyle gösterilmiş. Şimdi ben buradaki x kenarlığı kullanmalıyım. Şu x kenarlığı nasıl kullanacağım acaba? Şuradaki x kenarının tep açısı isteniyor zaten bizden. E ne yapabiliriz burada? Bir üçgen oluşturmamız lazım. Bu açıya ait bir şey de yok. Bak burada garip bir şey var. O üçgeni şöyle mi oluşturmalıyız acaba? Şu şekilde uzatırsak mı gelir acaba? Ya da şu ikizkenarı kenarı kullanıp da bir şey yapmak lazım. X kenarı nasıl kullanabiliriz? Hocam x kenarda şöyle bir yükseklik çizsek. Tabanı iki eş parçaya bölecek. Hatta bunun devamını getirsem böyle. Şu tabanı iki eş parçaya böldü yükseklik ve aynı zamanda açı ortay bu. Şuradaki bir açıya x diyecek olursam. Öbür taraftaki şu açıda x mi oldu? Aynı şekilde. E bu iki eş parçaya böldü ya. Devamındaki dik de bu iki eş parçaya böler mi? Böler. Aynı mantığı yan tarafta da yapalım. Aynı mantıkla şurada da şöyle bir dik çizecek olursak. Bunlar da x x oldu bu Şöyle. Şurası da x burası da x oldu ve burası da 90 derece oldu. Şimdi hala da bir şey oluşmadı burada. Ne oluşmadı? X'e ait bir üçgen oluşmadı. Yani şurada ait bir üçgen oluşmadı. Bak şurada kaçı bulduk ama 40 var X var bir daha X var. Yani şurada kaçı belli. E Bunlara ait bir üçgen oluşturayım bari. Bunlara ait üçgeni nasıl oluşturabilirim o zaman? Şuradan şöyle bir şey üçgen oluşturacak olursam. Hatta rastgele şöyle de değil böyle de değil de şuradan paralel çizerek oluşturayım bari de şuna en azından yöndeş açıları kullanayım. Bak şurada kaç kaç derece 50 derece. Yöndeşlikten burası da 50 e o zaman burası da 50 derece yapar mı? Yapar. E sonra hocam bunlar şunlar paralel e o zaman alt tarafta da şuradaki dik çizeyim mi ben evet buradaki diki çizince de bak burası da x burası da x oldu ya şu açı şu kırmızıyla mavi birbirine paralel ya x artı 60 yaptı o zaman yöndeşitten burası da x artı 60 burası da x artı 60 oldu mu oldu e o zaman şuradaki üçgende bütün açılar karşımıza çıktı toplayalım o zaman x artı x artı 40 sonra 50 sonra x artı 60 yani toplamda 1 2 3 tane x var artı 40 var 50 var 60 var topladığımız zaman da kaç yapıyor 150 yapıyor İşte bunların hepsini toplamı 180 yapmalı e buradan 3 x eşittir 30 çıktı ve x'i de buradan kaç bulduk 10 bulduk yalnız bizden x istenmiyor ikiz kenarın bir tepe açı isteniyor yani alfa isteniyor alfa da 2 x'e eşit olduğundan dolayı x yerine 10 yazarsak cevap ne çıkacaktır 20 çıkacaktır yani cevap a seçeneği oldu böylelikle geldik 32. soruya Zemine dik konumlu 5.5 ,5 metre yüksek uzunluğundaki telefon direği 150 santimlik de direkt verilmiş. Ya bu 5.5 demek 550 santimetre demek değil midir? Evet. Şu da 150 santimetre olarak verilmiş. Santimetreye çevirelim. Ee, sonra bu direkt devrilmiş. Zeminden itibaren 300 santimetre yukarıdan böyle kırılmış. Yani şuradaki mesafe 300. Tam bu devrildiğinde 300'lük kısmı gelmiş buraya. E tamam bunun kaçtı? Hadi bakalım. Sonrasını yapalım. Tamam bunun 550'ydi. Hocam 550 ise o zaman buraya kaç kaldı? 250 mi kaldı? Evet. E ben buranın 150 olduğunu biliyorum. E burada bir 90 derece bir Pisagor bağıntısı çıktı mı çıktı. Hatta burası da 300 ya. Bak şimdi 90'ın karşısı 300 hangi açının karşısı 150'dir? 30'un. E burası 60 oldu. 30'un karşısı 150 ise 60'ın karşısı da 150 köküç yapar. Sonra burada da ne var? Burada da yine bir dik üçgen var. 15-25. 15-20-25 üçgenini biliyoruz. 10 katı yani burası da 200 olacak. Toplamda bu uzunluk isteniliyor bizden. O da 200 artı 150 köküç mü yaptı? Yani cevap Akçay oldu. Bir sonraki soruda birim kareli zeminde üçgenlerin köşeleri birim karelerin köşelerinin üzerinde olup şekilde gibidir. Buna göre diyor bu üçgenlerden benzer olan iki üçgenin alanları farkının mutlak değeri kaç birim karedir diye soruluyor bize. Ya arkadaş benzer olsa olsa şu dik üçgenler benzer olur. Bakalım. Ya bu dik üçgenler benzer olacak. Bakıyorum şimdi bu dik üçgenlerin benzerliklerine. Ee, hocam şurası 2 birim burası 3 birim. Burası 3 birim burası da 1, 2, 3, 4, 5. Yani 3 bölü 5 2 bölü 3'e eşit mi değil. Yani şunlar bir kere benzer değil. Zaten sadece dik üçgen bunlar. Bunları direkt eledim. Bunların uzunluklarını falan da bulmama da gerek kalmadı. Şimdi diğer üçüne bakalım. Diğer üçünde de belli zaten aslında ama biz yine de söyleyelim. Şu kenar uzunluğu 1 2 3 4 birim. Şu kenar uzunluğu 1 2 3 4 5 6 7 8 birim. E ondan sonra bu kenar uzunluğu da kaç birim? 3 birim. Sonra şuradaki kenar uzunluğuna bakalım. O da şu dik üçgenden bakalım. 1 2 kök 5 değil mi? E o zaman burası da aynı şekilde kök 5'in katı mı acaba? Şuraya da bak kök 5'li bir şey var mı burada? Yok. O zaman bu üçgende gitti. Şu ikisinden şu ikisi benzer oldu. İstersen yaz kenarlarına. Bak şuradaki dik üçgenden dolayı ne çıkıyor? 2 4 2 kök 5 oluyor burası. Hatta benzerlik oranı 1'e 2 oldu. Şurası da nedir? Şuradaki Pisagor bağıntısından 2 ve 3 4 9 13 yani kök 13 oldu burası. Bak şuradaki dik üçgene bak bakayım. Hocam burası da 1 2 3 4 2'nin dik katı. Burası da 6 3'ün 3'ün 2 katı. E burası da 2'ye 3'lük dik üçgen değil miydi? Evet. Yani bu da 2 katı. Yani bu da Pisagor bağıntısından da zaten burayı 2 kök 13 olarak buluruz. Kenarlarına bak. Kök 5, 4, kök 13. Yani 2 kök 5, 8, 2 kök 13, 2 üçgen birbirinin 2 katı oldu bütün kenarları. Kenar kenar kenardan benzer oldu. E şimdi benzer olan üçgenlerin alanları isteniyor bizden. O zaman şu üçgenin alanını bulalım. Hocam şu üçgenin alanı taban belli ya. Tabana ait yükseklik de belli. 4 çarpı 2 bölü 2 4 yaptı. Hocam bunun alanı 4. E diğerinin alanı ne arkadaşım? Diğerinin alanında, istersen mezarlık alanı da istersen benzerlik alan ikisinden bulabilirsin. Ya da taban 8 ya yükseklik de 4 oldu. E bu da 4 çarpı 8 bölü 2. 32 bölü 2'den 16 yaptı burası da. E bir alan 16 bir alanda 4. Bunların ne isteniyor? Farkı isteniyor. Cevap böylelikle 12 çıkar. Yani 33. soruyu denizli buluruz. Geldik 34. soruya. Bir tor bir halı için eşkenar üçgenler kullanılarak şekildeki gibi bir motif oluşturuluyor. Boyalı eşkenar üçgenlerin köşeleri üzerinde bulunduğu eşkenar üçgenin kenarlarının orta noktasıymış. Evet bunlar orta noktasıymış arkadaşım. Üzerinde bulundukları üçgenlerin orta noktalarıymış böyle. Tamam. 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 Ya hocam bunların ya çizgi 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 dedin de bunların da çizgi olduğunu nereden biliyorsun diyeceksin şimdi. Şimdi bunların hepsi eşkenar üçgen ya. Bak açıları böyle 60-60 yazmayayım da. Şunları şöyle nokta nokta diye göstereyim. Bak nokta 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 bu bir eşkenar üçgen. Bu da nokta, bu da nokta, bu da nokta, bu da eşkenar. Bu da nokta, bu da nokta, bu da nokta. Bunun bir kenarı iki çizgiyse bunun da bir kenarı iki çizgi olacak. Aynı şekilde bu da noktana, bu da nokta. Her yer nokta mı oldu? Yani 60 mı oldu her yer? Evet. E o zaman iki çizgiler devam. İki çizgilere devam. Çizgiler, 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 çizgiler böyle gitti. Yani ben buradaki bir kenarı x x dersem 2x. E o zaman burası da, 2x, burası da 2x, burası da 2x, burası da 2x, burası da 2x oldu mu? Oldu. Toplamda 2, 4, 6, 8, x'i 96 vermiş. Arkadaş 8 x eşittir 96 ise eğer x'i buradan kaç buluruz? 18 10 kaç buluruz? 12 mi buluruz? Evet 12 buluruz. x buradan 12 çıktı. Tamam x 12 ise şu kenar uzunluğu çıktı 36. Bu kenar uzunluğu çıktı 36. Hatta bu da bir eşkenar üçgen ya. Burası da 36 mı olacak? Evet. Çünkü x yerine 12 yazdığımız zaman 36 olduğunu görüyoruz. Ve bu eşkenar üçgende üzerinde bulunduğu kenarları ne yapıyordu? İki eş parçaya veriyordu. E burası da 36 ya. 18 18 diye böldüm burası da böldü. Hatta bak burası da 60. E hocam burası da 60. E bak buraya da 60 kaldı. E bu da 18 18 diye bölecek ya. Bak şurası da bir eşkenar üçgen oldu. Güzel. Bu da zaten bir eşkenar üçgen. Böyle açıları yazdık. Sonra bizden ne isteniyor? Bir KLM üçgeni oluşturuyormuş. ML kenarına ait yükseklik nedir diye soruluyor. Evet KLM üçgenini oluşturalım bakalım. Şunların doğrusal olduğunu bilmiyorum arkadaşım. KLM'yi birleştirdiğim zaman doğrusal olması da benim için çok da önemli değil aslında. Ee, aslında uzunluklara bakarsak burada tam üst üste gö gözüktü ama bunlar doğrusal değil büyük ihtimalle. Benden ne isteniyor? Şuradaki yükseklik isteniyor. Şuradan bir yükseklik çizeceğim. Bu yükseklik isteniyor bizden. Hocam bu yüksekliğin buraya geldiğini ne biliyorsun? Ya bak burası önemli değil. Sen ilk önce şuradaki yüksekliği bul. Sonra buradaki yüksekliği bulmuş olursun. Ya da büyükteki bir yüksekliği bul. Sonra buradaki yükseklik de belli olacak mı? Olacak. Şimdi burası 18 birim uzunluğundaydı. O zaman 18 birim uzunluğundaysa 9 9 böler burası. Çünkü çizilen yükseklik burada çizdim mi yükseklik? Bak şu, şu ve şunlar hep birbirine paralel değil mi? Paralel. Şuradaki yüksekliği buldum ben. Bu yükseklik ne oldu arkadaşım? 30'u karşı 9'sa burası 9 kök çarptı. Hocam şu yükseklik lazım. Bu da 18'lik eşkenar üçgendeki yüksekliğe eşit olacak. Hocam bir de buradaki yükseklik lazım olacak bana. Bunun da bir kenarını kaç bulmuştuk? Çizgiyi 12 bulmuştuk. E hocam burası çizgi kenar değil ki. Ama burası 60 ya. E burası 60 olduğundan burası da 60 burası da 60 oldu. Yani burası da 12 oldu. E 6 6 yapar o zaman burası da 6 köküç yaptı mı yaptı. Ya şimdi bunun doğrusal olmasından yola çıkıyorsunuz hocam diyenlere gelsin. Kardeşim doğrusal olmasa bile bak şuraya çiziyorum. Doğrusal olmasa bile şimdi sen buradan bir yükseklik çizdin. Sonra buradan bir yükseklik olsun mesela şuradaki kısım 9 köküç. Sonra öbürü de şöyle bir yükseklik olsun. Fark etmez. Buradan çizilen dikme ile buradan çizilen dikme aynı. Buradan çizilen de buradan çizilen aynı. Toplamda yine buradaki uzunluğa eşit işte olmayacak mı? Olacak. Yani 9 kök 3, 9 kök 3 ve 6 kök 3'ün toplamı kaç yapıyor? 24 kök 3 yapıyor. Dolayısıyla cevap böylelikle C seçeneği oldu. Evet 34 C çıktı. Geldik 35. soruya. Şekil 1'deki düzgün altıgenin en büyük 3 köşegeninin Çizilmesiyle. Bak düzgün altıgen en büyük yani en uzun köşegen simetri eksenidir. Şu simetri ekseni bu simetri ekseni bu simetri ekseni. Tamam. Hatta burada ne çıktı? Hocam eşkenar üçgenler çıktı. 60 60 60 60'ları şöyle bir yazacağız değil mi? Sonra ne yapılmış burada? Düzgün altıgenin kenarları boyunca yansıtılmışı aşağıda verilmiş. Yani sen bu üçgeni düzgün altıgenin kenarı boyunca yansıtmışsın. Bu arada herhangi bir uzunluk verilmiş mi bize? Verilmemiş. Tamam. Yani şu bir eşkenar üçgen ya. Sen bunu böyle yansıtmışsın. Kenarı boyunca yansıtmışsın. Şuradaki eşkenar üçgen oldu. Bu da çizgi 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 ya. Sen de bunu böyle yansıtmışsın. O zaman burası da çizgi çizgi oldu. Aynı şekilde burası da çizgi çizgi. Aynı şekilde bunlar da çizgi. Hepsi çizgi oldu mu? Oldu. Sonuçta bir yansıma yaptım orada. Aynı üçgen buraya gelmiş oldu. Şekil 2'de oluşan altıgenin çevresi 36 kök 3. Şimdi sen burada yansıttın ya. Bak burası 60 derece. Burası 60 derece. Yansıttığın zaman burası da 60. Yansıttığın zaman burası da 60. O zaman buraya kaç kaldı? 120 kaldı. Burada bak dikkat et. A A dersen burası A köküç yapıyor. Aynı mantıktan burası da A köküç. Burası da A köküç. Yani alttan A köküç ne vermiş bize? 6 A köküç 36 köküç olarak verilmiş. O zaman buradan köküçler gitti. 6 A 36 ise A'yı da buradan 6 olarak buluruz. Peki şekil 1'deki düzgün altıgenin alanı nedir diye soruluyor. A dediğimiz zaten şuradaki bir kenar değil mi? Evet. Bir kenarı kaç bulduk? 6 bulduk. Şuradaki düzgün altıgenin yani şekil 1'deki düzgün altıgen bu ya bir kenarda A ya. Bu altıgenin nesi isteniyor? alan isteniyor. A'yı 6 bulduysak bir tane eşkenar üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4. A bundan altı tane var çarpı 6 deriz olay biter. Ee, 36 bölü 4'ten 9 kök 3 yaptı. 9 kök de 6'yı çarparsam o da 54 kök 3 yapar mı? Yapar. Yani 35. soru böylelikle Cihan çıkar. Geldik 36. soruya. Birer köşesi ortak olan iki özdeş kare biçimindeki tablonun iki köşesi bu şekilde verilmiş. A ve E zemin üzerinde verilmiş ve birer köşelerde çakıştırılmış. Evet şimdi bunlar özdeş mi? Özdeş. Özdeş oldukları için şöyle bir eşitleri koyalım mı arkadaşım? Koyalım bakalım şöyle. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. Valla burada zaten B köşesinin zemin olan uzatlı demiş. Ben buradan bir tane yükseklik çizecek olursam ne yapıyor? Tabanı iki parçaya bölüyor mu? Bölüyor. Çünkü ikizkenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. Tabanı iki eş parçaya böldü burada. Güzel. E sonra buradaki uzaklıkta kaç verilmiş? 75 olarak verilmiş. Bizden ne isteniyor? Bizden şu isteniyor. C noktasının G noktasına olan uzaklığı isteniyor. Bak şuradaki uzaklık isteniyor. Hocam burada da ikiz kenar var. E o zaman burada da bir dik çizelim. Burada da bir dik çizersem tabanı iki eş parçaya bölecek. Yalnız bunun zemine paralel olduğunu söyleyebilir miyiz? Belki biraz böyle yamuk olacak falan filan. Orada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Burada bir açılara dalalım istersen. Şimdi ben buraya alfa alfa dersem. Ondan sonra acaba alfa 90 ise burası 90 eksi alfa mı yaptı? Evet burası da 90 eksi alfa yaptı. E sonra hocam burası 90 burası 90. Dikkat et x kenarda çizilen yükseklik konumda olduğu için bu açı ortaya olacak. Şimdi burası 2 alfa. 90 90 burada 180 tamam 360 yapacaksa ikisinin toplamı da e, 180 yapacak. 180 eksi 2 alfa kaldı. O zaman bunlara 90 eksi alfaya 90 eksi alfa kaldı. 90 eksi alfa 90 ise burası da alfa yaptı. E, aynı zamanda burası da alfa yaptı. Tamam. Bak şimdi şu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. Çünkü alfa 90x alfa 90. Alfa 90x alfa 90 ve 90'ın karşısındakiler birbirine eşit. O zaman bu iki üçgen ne oldu? Eş oldu. 90x alfa'nın karşısı 75 ise 90x alfa'nın karşısı burada 75 yapar. ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için burası da 75 yapar. Yani burası 150 cm oldu. 150 cm kaç metredir diye soruluyor. bir buçuk metredir. Yani cevap böylelikle Balıkesir oldu. Güzel soru. Geldik bir sonraki soruya. ABCD dikdörtgeni biçiminde kağıt DE ve FB boyunca kesilerek şekil 1'deki gibi iki özdeş üç kere şu böyle kesilmiş ve iki tane özdeş üç kere yani şu üçgen ile şu üçgen özdeş olacakmış. Ayrılıyor. Ayrılan parçalardan EAD üçgeni D noktası etrafında FCB üçgeni de B noktası etrafında saatin dönme yönünün tersinde 90 derece döndürülerek şekil 2 elde ediliyor. Evet ben bunu 90 derece döndürmüşüm. Önceden döndürme sorularında ne yapıyorduk? Şu eski halini yapalım. Katlama sorularında da aynı şeyi yapıyorduk. Önceden bu üçgen burada 90 derece döndürdüm. Bak mesela sen bunu hop 90 derece döndürsen bu buraya gelecek. E hocam burada eskiden burası 90 dereceydi zaten dikdörtgende. Bak şimdi burası 90 dereceydi. Burası da 90. E burası da 90 olduğunda şu doğrusal mı oldu? Evet. Sonra bunu da böyle döndürmüşüm. O zaman eski haline getirelim yine bunu. Eski haline getirecek olursam da şöyle bir şey mi oldu burası? Evet. Yani burası ne oldu? 90 derece. E, sonra sen bunu böyle döndürdüğün zaman hop bu buraya. 90 derece döndürmüş oldun. Z kuralı sağlandı paralel oldu. Yani şunlar da doğrusal oldu diyebiliriz ya da burası 90 ya doğrusal oldu. E sonra ne yapacağız? Bakalım ne diyor başka? A1 C1'i vermiş bize eleman. Şuradaki A1 C1 vermiş. Hemen dik üçgen oluşturmam lazım. Hocam dik üçgeni de şöyle yaparsam oluştururum. Sıkıntı yok. Dikdörtgenle dik üçgen oluşturuyorduk. Şöyle bir dik üçgen karşımıza çıktı mı çıktı. Sonra verilen bilgilere bir daha bakalım. Çevre ABC'de 68 verilmiş ve alanlarla ilgili bir oran verilmiş. Yani şuraya A dersem BDF 3A verilmiş. Ben buraya A dersem burası 3A olacak ya. Ya şimdi burası da A. Toplamda tüm alan 3, 4, 5. E ben diğer köşe çizersem 5 bölü 2 ile uğraşacağım. O zaman ben buraya 2A dersem buraya 6A diyeyim. Daha sağlıklı olsun. Burası da 2A olsun. Şimdi bunu dedikten sonra da şu köşe çizecek olursam tüm alan 10A yaptı. 5A, 5A diye paylaşacak. Yani buraya 3A kaldı. Buraya da 3A kaldı. E o zaman burada 3'e 2 oran oldu. Yani burası 3K iken buraya 2K diyebilir miyiz? Evet. Şimdi burası 3K. Bak dikkat et burası 3K. Burası 2K döndürülmüş halinde. Burası da 2K mı? Evet. Sonra şurası bir de çevre verilmiş bize. Çevre ABC'de 68 verilmiş. Arkadaş şu ikisinin toplamı o zaman ne yapacak? 34 mi yapacak? Evet. 34 yapacak. O zaman buraya 34 eksi 5K kaldı. Şu dik kenar 34 eksi 5K. Dikkat şurası. 34 eksi 5K burası. Sonra hocam bu dik kenar aynı zamanda hop yukarı geldi. Yani şurası da 34 eksi 5K. Alt tarafta dikdörtgenden dolayı 34 5 k yapar. Hocam bu da bu kenarda 34 5 k yatırdım böyle. Burası da 34 5 k oldu ve artık Pisagor bağıntısına bakabiliriz. Yap bakalım şuradaki Pisagor bağıntısını. Kenarlara dikkat et şimdi. Dik üçgenin kenarlarını yaz bakalım şimdi. Hocam burası 34 5 k. Sonra burası 34 5 k artı 5 k 34 yaptı. Bir de böyle o zaman 34 eksi 5K toplarsam 68 eksi 5K mı yaptı, yaptı burası? Evet. Şu uzunluğu da bize kaç vermişlerdi? Bize 50 vermişlerdi. Hmm. Pisagor vantısı. Yapacağım mı? yapma Ya 50'yi gören insanoğlunun aklına ya hocam 3, 4, 5'in 10 katıdır. Yani 30, 40, 50'dir. 30 olması için bunun yerine ne yazarız? Hocam bunun yerine 4 yazarız. 5K yerine 4 yazarsam. Hayır. 30, 64, 50 oluyor. Olmaz. Ya da 50 gördüysen 25'in 2 katı ya. 25'te 7, 24, 25 üçgeninde ya. Acaba 7, 24, 25 üçgenin 2 katı mı? Şöyle düşün. 7, 24, 25 üçgenin 2 katı kaç yapıyor? 14. Acaba burası 14 mü? Sonra burası da 48 mi? Diye bakacağız. E buranın 14 olması için 5K'ya kaç yazmam lazım? 20 yazmam lazım. 5K'ya 20 yazarsam 68-20'den 48 yapıyor. Evet. 5K böylelikle 20 olur. Bizden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. AB'ye bakıyoruz. AB uzunluğu da zaten 5K değil mi kardeşim? Evet bizden 5K isteniliyor. E 5K'yı biz ne bulduk kardeşim? 5K 20 çıktı. Dolayısıyla cevap 20 oldu. Yani kaçıncı soru? 37. soru Edremit oldu. Geldik 38'e. Çevresi 100 birim olan eşkenar dörtgeni E ve G köşegenlerinin sırasıyla birbirine paralel. D1, D2 boyunca katlanıyor. Evet burada başka bir şeyler verilmiş. Şurada bir oranlama verilmiş. Dikkat. Burası A iken burası 2A. Evet. Kenan Gökçen A iken. Neredesin Kenan Gökçen? Hüseyin Kara'da 2A verilmiş. Sonra burada da bir oran daha verilmiş. Hocam burası B iken burası 4B verilmiş. EL uzunluğu B iken burası 4B verilmiş. Bunlar eşkenar dörtgen ya. Karşı kenarlar birbirine eşit. Hatta bütün kenarlar birbirine eşit. E dolayısıyla biz ne diyeceğiz burada? Şu an ne yapacağız? 5 ile 3 kaçta birleşiyor? 15'te birleşiyor. Hocam buraya 15K diyelim. 15K olması için o zaman buranın 3A 15K ise A'ya 5K yazmamız lazım. Burası kaç K oldu o zaman? 10K oldu mu? Oldu. B'ye kaç K yazmamız lazım? 5 3K mı? Evet. 3K yazarsam da burası da 12K dediğim zaman herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Sonra paralellik devam. Bir de D1 D2 ve HF de birbirine paralelmiş. E, arkadaş bir de köşegenin de paralelliğini vermiş şöyle. E, o zaman buradan güzel bir şey çıktı kardeşim. Ne çıktı buradan? Şöyle bu, bu, bu. Birbirine paralel. Şu paralelleri biz şimdi kullanacağız. İlk önce burada şu paralellikte hocam 3K'ya 12K ise burası da 3K'ya burası da 12K'dır. Ya, çünkü bunlar zaten birbirine eşit. Sonra burada 5'e 10 ise burası da 5'e 10 şeklinde olmak zorunda. Şunun da şu paralel olduğundan. Burası 5K burası da 10K. Oldu mu? Oldu. Şimdi ne olmuş burada? Şöyle bir şey yapılmış değil mi? D1, D2 doğruları boyunca katlanmış. Bak ben bunu böyle katlamışım. Katladığım zaman ne çıktı? Hocam 5k 5k ya. Bak burası da 5k, burası da 5k. Hmm, eşkenar. Hocam burası da 3k, burası da 3k. O, burası da eşkenar. Sen eşkenarda bir köşegen çizsen nasıl dik kesiyor, değil mi? E hocam burada da e, eşkenarda üç köşegen çizsen dik kesiyor. E bunun devamının dik olması gerekmeyecek mi? Evet. Bunun devamı da dik olacak. Ya bunun devamı şuraya gelecek, bunun da devamı şuraya gelecek gibi gözüküyor ama aslında arkadaşım. Burada da büyük eşkenar dörtgende. Şimdi bunlar paralel ya. Şunun devamı dik ya. Aslında burası e, köşegenler dik kesiyordu. Bu dikin devamının köşegen olması lazım. Yani bu köşegen buraya gelecek. Yani aslında buradaki noktalar ne olmak zorunda arkadaşlar? Şekli aldanmamak lazım. Doğrusal olmak lazım. Tabii şekli de biraz daha düzgün çizseydik daha güzel olurdu burada aslında. Tekrar söylüyorum. Bu çizilen dikin devamı buraya dik gelecek. O zaman bu köşegen üzerinde. Bu da köşegen üzerinde bu çizilen dikin devamı şey olacak. O zaman bu köşegen üzerinde. Bak şu köşegen üzerinde. Bu da köşegen üzerinde. O zaman bu noktalar hepsi köşegen üzerinde olmak zorunda. O zaman ben bunları birleştirdiğim zaman ne olmak zorunda böyle? Doğrusal olmak zorunda. Şu doğrusallığı biraz kalın çizerekten yırtabiliriz en azından. Tamam. Şuradaki parçayı bana 14 olarak vermiş. Bir de buradaki oranlamalara bakalım şimdi. E, şu uzunluk da verilmiş mi bize? Verilmemiş. Sadece ne verilmiş bize? Çevresi 100. Yani ben buranın 25 olduğunu biliyorum sadece. Bir kenar uzunluğu 25. Şimdi burada paralelde 3'e 12 var ya. Hocam şuraya ben 3A, 3A dersem. Hocam eşkenar dörtgen bu. Köşegenler birbirini ortalar. Burası da 3A. E burada 3'e 12 ya bak 3'e 12 ya. Burada da 3'e 12 olmak zorunda. 9A mı kaldı burası? Evet. Sonra burada da dikkat et. 5'e 10 oran var. Ya 5'e 10 oran şurayı bozmak istemiyorum. Şunlar birbirine eşit ya. Burada da ben e, şey dediysem 15 dediysem burası da 15 olsun. O yüzden 5'e 10 oranı direkt yazayım burada. E o zaman burası 5A iken burası 10A olacak. E hocam bu eşkenar dörtgenle köşegenler birbirine eşit. Burası da 5A oldu mu? Oldu. E 5A ise burası 10A ise burası. Buraya da 5A kaldı. 9A 5A daha yani 14A 14 verilmiş. A'yı da buradan 1 buluruz. O zaman eşkenar dörtgeni şöyle çizeyim. Bir kenarı kaç? 25. Bir köşegen belli. Bir köşegen ne? Ne bulduk? A'yı 1 bulduk ya. Hocam burası 15A. 15A 15A yani burası 15 15 yaptı. E köşegenler dik kesiyordu. E 15 25 15 20 25 üçgenden burası da 20 çıkar. E o zaman o zaman olay bitti. E F G H yani dörtgenin alanı isteniyor. Eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Ne yaparsın burada? Ya bu üçgenin alanını bulup 4'le çarparsın ya da köşegenler belli ya. Köşegenler çarpımının yarısıdır. Bir köşegen 40, diğer köşegen 30. 40'la 30'u çarp 2'ye böldüğün zaman cevabı 600 diye bulursun. Yani 38. soru. Böylelikle Edremit oldu. Güzel bir soru. Geldik 39. soruya. A. ÖSYM sever böyle sorulara. Dikkat. Küp biçimindeki tahta blok dış yüzeyi boyanarak eş kare dik prizmaya ayrılıyor. Hadi bakalım. Şöyle bir ne çizelim arkadaşım? Bir küp çizelim öncelikle. Bak bunu da hayal etmenizi istiyor. Yani sizin çizmenizi istiyor. Siz de lütfen ama lütfen çizin böyle şeylerde. Ve ben bu küpü ne yapacağım şimdi? Ay küpe benzemedi çok fazla. Şöyle yapalım. Şöyle yine benzemedi. Hop şöyle. Hop şöyle. Olsun. Benzediği kadar. Olduğu kadar. <laughs> evet, şöyle bir küp yaptık. Şimdi ben bu küpü ne yapacağım? 4 tane eş kare dik prizmayı ayıracağım. O zaman tabanını böyle 4 tane kareye ayırsam olur mu? Olur. Yani sen tabanını kare olacak şekilde 4 parçaya aha da böyle ayırır mısın? Ayırırsın. Taban ve taban neyse. E burada yükseklikleri de çizersem böyle bak. 4 tane bir burada parça bir burada parça bir burada parça bir burada parça çıktı mı çıktı. Hatta bunlar kare dedik ya. Şunlar birbirine eşit şunlar birbirine eşit şunlar birbirine eşit şunlar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit. o şeklinde oldu mu oldu. Yani şöyle bir şeyle karşılaştık onu da çizelim. Hadi çizelim bakalım onu da. Çiziyoruz. Şöyle bir ne çıktı bir de karşımıza? Kare prizma çıktı karşımıza. Kare prizmayı da şöyle gösterelim. Şeklini çizelim. Evet şimdi soruyu tam anlamıyla bir daha okuyalım. Küp biçimindeki tahta blok dış yüzeyi boyanarak 4 eş kare dik prizmaya ayrılıyor. Tamam. Yani şurası A burası A. Şurası da A A deyince arkadaş burası da yüksekliği de 2 A olmadı mı? Oldu. Oluşan 4 adet kare dik prizmanın boyalı olan yüzeyleri. Şimdi bunun dış yüzeyini boyadım ya. Bak neresi boyalı burada? Ben bu parça çıkarttığım zaman hocam bunun üst tarafı boyalı. Yan tarafı boyalı. Bu yan tarafı boyalı. Arkası boyalı mı? Boyalı değil. Bak içerideki kalan kısmı değil mi? Şunu aldık ya burada. <laughs> Şunu aldık ya. O zaman üstü boyalı, altı boyalı, altı boyalı. Bir daha altı boyalı değil mi? Evet. Nereli bo boyalı değil? Hocam yan taraftaki şu. Yani bak şuradaki parçasıyla şu arkadaki parçası boyalı değil. İki parçası boyalı değil. Şimdi burada ben bu alanları bulurum. Boyalı alanlar ne yapacak? A kareden iki tane var. A kareden iki tane var. Artı e, A çarpı 2 A'dan da kaç tane var boyalı yüzeyde düşün. 1-2 tane var değil mi? 2 A çarpı A'dan da 2 tane var. Sonra boyalı olmayan yüzeyde şu 2 A çarpı A'dan 2 tane var. 2 A çarpı A'dan 2 tane var. İşte bu neymiş? 72'ymiş. Ama biz bir tanesi için işlem yaptık burada. Ay, pardon. Çok pardon kaldığım yerden devam. Biz bir tanesi için işlem yaptık ama bunlardan 4 tane yok mu? Var. Yani çarpı 4 eşittir 72 diyeceğimize direkt bu 72 bölü 4 desek daha güzel olmaz mı? Olur. E buradan hocam 2A'dan 2 tane şunlar birbirini götürdü. 72 bölü 4 de kaç yapıyor? 18 yapıyor. 2A kare eşittir 18 yaptı. A kare buradan 9 yaptı. A'yı da böylelikle kaç bulduk? 3 bulduk. A3 çıktı. Evet A3 çıktıysa burası da A burası da A. E burası 3 burası da 3. Toplam şurası kaç yaptı? 6 yaptı. Bizden ne isteniyor? Küpün parçaları ayrılmadan önceki hacmi nedir diye soruluyor. O da nedir? Bir kenarı 6 ya. Küpün hacmi de nedir? A küp değil midir? Evet yani bu da 216 yapar mı? Yapar. Cevap böylelikle denizli oldu 39. soruda. Geldik 40. soruya. Şekil 1'deki bir ayrıtı 10 olan küpün içerisinden bir ayrıtı 4. Yüksekliği de 11 birim olan yani şunu tamamen oymuşum. Şu yüksekliği 10 birim olan bir prizma çıkartmışız. O prizmayı da şunun önüne koymuşuz. Sonra ne olmuş? Karıncayı buradan başlatmışız. Böyle zemin üzerinden yürütmüşüz. Buraya getirmişiz. Buna göre diyor karıncanın alabileceği en kısa yol nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız? Öncelikle şuranın ben 4 birim olduğunu biliyordum ya. 4'ü ben buraya koydum değil mi? Sonra buranın 10 birim olduğunu biliyorum. E buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Burası da 10 birim. Burası da 10 birim olduğunu biliyoruz. Şimdi yüzeyden gitmediği sorularında ilk yüzeye göre diğer yüzeyleri de açıyoruz. İlk yüzeyimizde şöyle bir dikdörtgen var. Evet o dikdörtgeni ben şuraya koyuyorum ilk etapta. Bak kaça kaçlık dikdörtgen o? Hocam şu 4'e 4'lük kareydi. 4'e şurası da 10 değil miydi? Evet. Burası 10. Sonra şu dikdörtgeni koyacağım üstüne. Hocam burası da 4. Orası da 4'e 10. 4'e 10'u buraya da koydum. Sonra bunu koyacağım. Hocam bu da 6'ya 10 değil mi? Evet. 6'ya 10'u buraya koydum. Bu yüzeyden gidiyor. Ve sonra da bu en üsttekini koyacağım. O da 10'a 10'luk yüzey değil mi? Evet. 10'a 10'luk yüzey. Ee, ne yaptık yani biz burada? Şunu yaptık aslında. İlk başta şu yüzeyden gidiyor. Sonra bu yüzeyi üste doğru açtım. Yani dikdörtgen böyle üst üste gelmiş oldu. Şöyle kapak şöyle ya, şöyle yukarı doğru açmış oldu sadece. Bunu yukarı açtım. Sonra bunu da açtım böyle yukarı. Bak ilk önce bunu açtım. Sonra şunu açtım. Evet bu burada, bu burada. Sonra öbürünü açtım, bu burada. Sonra öbürü, onu onluk. Yani aynı yüzeyi doğrultusunda koyuyoruz. Bu da buraya geldi. Ve bizim ilk başta karıncamız neredeydi? Buradaydı. Sonrakinde nereye gitti? Buraya gitti yani buraya gidecek. Ve bizden şu uzunluk isteniyor. Arkadaş burası 10 burası da 10. Şu uzunluğa bakar mısın? Kaç yaptı? 24 yaptı. Hocam 10 ve 24. Bu 2 çarpı 5. Bu 2 çarpı 12. 5 12 13 üçgeninden. Bu da 2 çarpı 13'ten cevap kaç çıkar o zaman? 26 çıkar mı? Çıkar. Yani cevap C seçeneği oldu. 40. soruda. Evet gençler güzel sorular vardı ve böylelikle bu denemeyi bitirdik mi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede. Ama güzel sorular vardı değil mi? Hoş sorular gördük. Ya bir nevi zaten burada kendimizi denemek. İşimiz zaten kendimizi denemek. Deniyoruz ve bir şeyleri öğreniyoruz. Eksikler varsa o eksikleri de tamamlayacağız. Değil mi? Burada yapamadığın soruların eksiklerini gördün ya. Git konu anlatımını tekrar et. Neyi yapamadıysan. Şöyle hızlı bir şekilde tekrar et ve o konuyla ilgili mutlaka sorunu da çözmeyi de ihmal etme. Evet deneme 1'i çözdük. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede deneme 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.